Merhabalar, Örgü Günlüğüm YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel modelin yapımını paylaşacağım. Daha önce bu şekilde turuncu ve beyazını yapmıştım. Bu sefer de sizler için mavi ve krem rengini yaptım. Modelimin yapımında 6 numara tığ kullandım. Siz de elinizin ayarına uygun olan tığla modelimizi yapabilirsiniz. 2 renk kullandım. Ben çoğunluk olarak koyu renk kullandım. Az olan kısmında açık renk ipimi kullandım. Ama siz tam tersini de yapabilirsiniz. Yani krem rengi yaptığım kısımları mavi veya renkli. Krem rengi yaptığım kısımları da mavi yaptığım kısımları da açık renk yapabilirsiniz. Bu sizin zevkinize kalmış. İstediğiniz renklerde modelimizi yapabilirsiniz. Modelimiz oldukça kolay. Çok çabuk biten, çok da gösterişli bir model. O yüzden mutlaka çeyizlerinizde olması gereken model diyebilirim. Şimdi hazırsanız eğer hemen 6 numara tığımızla ve krem rengi ipimizle modelimize şu orta kısımdan başlayalım. Modelimize hemen açık renk ipimle tığımı sabitledikten sonra yaklaşık bir 6-7 kadar zincir çekiyorum ve şöyle minik bir halka oluşturuyorum bu zincirlerimden. Oluşturduğum bu halkanın içine bir zincir çekip dörtlü dolarak bir fıstık yapıyorum ilk önce. Fıstığımı yaptım, fıstığımı kapattım. Bir, iki zincir çektim. İpimi doladım. Aynı yere halkanın içine tekrar bir fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapattım. İki zincir çektim. İpimi doluyorum. Tekrar bir fıstık yaptım. Fıstığımı kapattım. İki zincir çektim. Şu anda 3 tane fıstığım var. Buradaki fıstık sayım 8 olana kadar devam edelim. Fıstıklarım 8 olana kadar yaptım. Şöyle göstereyim. 8 tane fıstığım var. En son 2 zincirimi çektim. Başladığım noktaya bunu sabitledim. İlmek kaydırarak bir zincir çekip sıkıladıktan sonra koparıyorum bu ipimi. Şimdi hemen ikinci rengimize geçiyoruz. Evet, şimdi ikinci rengimle şu 2 zincir çektiğim aralara ikişer tane fıstık yapacağım. Hemen mavi renk ipimi önce tığıma, sonra da şu aradaki boşluklardan herhangi birini sabitliyorum. Dörtlü dolarak yine bir fıstık yapıyorum. Fıstıklarınızı beşli de dolabilirsiniz. Daha dolgun olsun isterseniz. Fıstığımı kapattım. Yine iki zincir çektim. Aynı yere bir tane daha fıstık yapıyorum. 2, 3 ve 4. Fıstığımı kapattım. İki zincir çektim. İpimi doladım. Yandaki boşluğa yine bir fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapattım. İki zincir çektim. İpimi doladım. Yine mavi renk ipimle bir tane daha fıstık yaptım. Fıstığımı kapattım. İki zincir çektim. Evet, bütün aralara ikişer tane fıstık yapacağız dörtlü olarak ve kendi aralarında da geçişlerde de yine iki zincir olacak şekilde bu sıramızın sonuna kadar gelelim. Evet, bu sıramın sonuna kadar geldim. Her bir araya iki fıstık yaptım. En son iki zincirimi çektim ve başladığım ilk fıstığa sabitledim. Bir zincir çektim. Şu aradaki boşluğun içine sık iğne ile geldim. Geldiğim yere tekrar iki tane fıstık yapacağım. Bir fıstığımı yaptım. Kapattım. İki zincir çekiyorum. Tekrar bir tane fıstık yapıyorum. 4. Bu fıstığımı da kapattım. Şimdi buraya şu aradaki boşluğa trabzan da gelmeden önce çok minicik bir örümcek yapacağız. Şöyle örümceğimizi yapalım. İpimi doluyorum. Aradaki boşluğa trabzan yapıyorum. Tekrar ipimi doladım. Buraya bir trabzan daha yapıyorum. Şöyle. Hatta şu trabzanın arasına bir zincir çekelim. İpimizi doladık. Bir trabzan yaptık.
Tekrar çok minicik bir örümcek yapıyoruz. Şöyle. İpimi doladım. Yine aradaki boşluğa tekrar fıstık yaparak geliyorum. Büzüşme olmaması için bu örümcekleri çok minicik yapmanız gerekiyor. Tekrar şuraya bir fıstık daha. Şimdi ilk etapta zaten büzüşme gözükecek ama o çok da önemli değil. O zaten model büyüdükçe toparlayacak. Şöyle minicik bir örümcek yapalım. İpimizi doluyorum. Aradaki boşluğa bir trabzan, bir zincir, ipimi doladım. Tekrar bir trabzan. Yine ilmeğimi uzattım. Çok minicik bir örümcek. İpimi doladım. Yine fıstıkların arasına iki tane fıstık yapıyorum. Birinci fıstığını yaptım. Kapattım. İki zincir çekiyorum. Tekrardan bir fıstık daha yapıyorum. 3, 4. Evet, bu şekilde bu sıramızın sonuna kadar gelelim. Bu işlemleri uygulayarak yine şöyle aralara iki trabzan örümceklerle geçiş yaparak başladığımız noktaya kadar gelelim. Bu sıramın da sonuna kadar geldim. Yine başladığım fıstığın tepesine bu ipimi sabitliyorum ve sık iğne ile fıstıklarımın arasına geliyorum. Şöyle. Şimdi bu araya da yine iki tane fıstık yapacağız. İki zincir çekiyorum. İkinci fıstığımı yaptım. Fıstığımı kapattım. Şimdi yine fıstığımı kapattıktan sonra buraya küçük bir örümcek yaptım. İpimi doladım. Az önce yaptığım trabzanların arasındaki bir zincire bir trabzan yaptım. Bir zincir çektim. İpimi doladım. Tekrar bir trabzan yapıyorum. Şöyle. Tekrar ilmeğimi uzattım. Bir örümcek yapıyorum. İpimi doladım. Yan tarafa geçiyorum. Her bir sırada model kasmaması için örümceklerimizi azar azar büyüteceğiz. İlk etapta bir zincir büyüklüğünde yaptığımız örümcekleri, ikinci sırada iki zincir büyüklüğünde, daha sonrasında üç zincir büyüklüğünde yapacağız. Şimdi hemen buraya bir örümcek yapıyorum. İpimi doladım. Trabzanlarımın ortasına bir trabzan, bir zincir, tekrar bir trabzan. İlmeğimi uzattım. Örümceğimi yaptım. İpimi doladım. Yine fıstıklarımın arasına fıstık yaparak geliyorum. İki zincir çektim. Tekrar bir fıstık yapıyorum. Bu sıramızın sonuna kadar da bu şekilde geleceğiz. Hatta şöyle söyleyeyim. Şuradan bakalım hemen. Ne zamana kadar? Şimdi biz şu ikinci sırayı yaptık. 3, 4, 5, 6 sıra aynı şekilde ilerleyeceğiz. Sadece şurada gördüğünüz gibi aradaki örümceklerimizin sayısı her bir sırada bir tık artacak. Toplamda şöyle turuncu kısmını saydığımızda 2, 4, 6, 7 sıra. Biz şu an 3'teyiz. 3'teyiz. 7 sıra olana kadar bu şekilde devam edelim. Her bir sırada sadece şuradaki örümceklerimizin büyüklüğü bir tık arttıracağız. Bir zincir kadar arttıracağız şeklinde. Düşünün, modelde şu şekilde şöyle toplama, büzüşme olursa örümceklerinizi daha da küçültmeniz gerekebilir. Şu aradaki zincirleri bir de çekebilirsiniz. O şekilde şöyle kontrollü bir şekilde modelimizi büyütelim. Şuradaki fıstık sayım, şurada olduğu gibi 2, 4, 6, 7 olana kadar gelelim ve 8. sıramızda şu kısımlarımızda arttırmalara, örümceklerimizde de eksiltmelere başlayacağız. O kısma kadar devam edelim bu şekilde. Evet, şuradaki fıstık sayım 7 olana kadar devam ettim. Aralardaki şu çektiğim örümcekleri her bir sırada bir tık arttırdım ve şöyle bir V şeklinde bir ara açıldı, gördüğünüz gibi. Her kısımda iki örümcek var ama örümceklerin boyu basamaklar yükseldikçe bir tık daha büyüyordu. Şimdi ise şu aradaki fıstıkları çoğaltıp
Örümcekleri küçültmeye başlayacağız. Yine aynı şekilde bir tık bir tık küçültmeye başlayacağız. Hemen buraya bir fıstık yapıyorum. Yine dörtlü olarak. Fıstığımı kapattım. İki zincir çektim. İpimi doladım. Tekrar bir fıstık yapıyorum. 3, 4. Fıstığımı kapattım. İki zincirimi çektim. İpimi doladım ve üçüncü fıstığımı yapıyorum bu kısma. Fıstığımı kapattım. Şöyle 3 tane fıstığım oldu yani bu arada. Yine bir örümcek yapıyorum. Örümceklerimi bir alttaki örümceğe nispeten bir tık küçültüyorum. Ve yine trabzanlarımın arasına trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Yine trabzanlarımın arasına bir trabzan yaptım. Şöyle. Tekrardan örümceğimi yapıyorum. İpimi doluyorum ve karşıya yine fıstık yaparak atlıyorum. Yine 3 tane fıstık yapacağız. 2 zincir çektim. İkinci fıstığımı yapıyorum. Fıstığımı kapattım. 2 zincir çektim. İpimi doladım. Üçüncü fıstığımı yaptım. Fıstığımı kapattım. Yine aynı şekilde örümceğimi yaptım. İpimi doladım. Trabzanların ortasına yine trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Tekrar ikili trabzan. İlmeğimi uzattım. Örümceğimi yaptım. İpimi doladım. Yine karşı tarafa fıstık yaparak atladım. Yine bu kısma her bir araya 3 tane ikili fıstık yapacağız. 3 tane tekli fıstık yapacağız pardon. Yani şu şekilde. Gördüğünüz gibi örümceklerimi nispeten bir tık azalttım. Şöyle şimdi şöyle yaprak gibi eksilmeye başlayacak. Şu kısımdayız sıra. Şimdi bu sıramızın sonuna kadar her bir yapraklarımızın arasına 3 tekli fıstık yaparak örümceklerimizi yine yapıp ikili trabzanlarımızı yaparak başladığımız noktaya kadar gelelim. Evet, bu sıramı tamamladım. Her bir fıstığımın arasına 3 tane fıstığımı yaptım. Bu sıramın en sonuna kadar geldim. Şimdi şu aralara her bir araya 2 tane fıstık yapacağım. Hemen yine sık iğne ile araya gelelim. İlmeğimi uzatıp buraya dörtlü olarak ilk önce birinci fıstığımı yaptım. Kapattım. 2 zincir çektim. İpimi doladım. İkinci fıstığımı yapıyorum. Kapattım. 2 zincir çektim. İpimi doladım. Yan taraftaki boşluğa bu sefer ilk fıstığımı yapıyorum. Fıstığımı kapattım. 2 zincirimi çektim. İpimi doladım. İkinci fıstığımı da yaptım. Şöyle. Bu aralarda ister bir zincir çekin, isterseniz direkt örümcek yapın. Çok da önemli değil. Yine bir tık küçülttüm. Örümceğimi yaptım. İpimi doladım. Trabzanımın arasına trabzanımı yapıyorum. Bir zincir çektim. İkinci trabzanımı yaptım. Örümceğimi yaptım. İpimi doladım. Karşıya yine her bir araya 2 tane fıstığımı yapıyorum. Aralarda 2 zincir. İki zincir çektim. Bu araya geldim. Buraya da iki fıstık yapacağım. Şöyle her arada bu sefer fıstık sayım 4 oluyor toplamda.
örümceklerimi şöyle yine bir tık küçülterek devam ediyorum. Bu şekilde bu sıramızın sonuna kadar da gelelim. Evet, gördüğünüz gibi ben bu sıramın en sona kadar gelip başladığım noktaya şöyle örümceğimi sabitledim. Gördüğünüz gibi örümceklerimiz gittikçe kısalıyor boyları. Şuradaki fıstık sayım altta üçgen, burada dört oldu. Şimdiki işlemimiz, ilk etapta bu zincire sık iğneyle geliyoruz. Daha sonra buraya yine iki tane fıstık yapacağız dörtlü olarak. Fıstığımı kapattım. İki zincir çektim. İkinci fıstığımı yaptım. Ve yine iki zincir çekeceğim. İpimi doladım. Şimdi şu aradaki boşluğa da iki fıstık yapacağım. Yani bu sıradaki fıstık sayım toplamda 6 olacak. Tekrar iki zincir çektim. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Yine iki zincir çektim. İpimi doladım. Şimdi şu araya iki fıstık yapıyorum. Tekrar iki zincir. İpimi doladım. Son fıstığımı yapıyorum bu araya. Fıstığımı kapattım. Gördüğünüz gibi buradaki fıstık sayım şöyle arttı ve 6 oldu burada. Şöyle şimdi burası, bu kısım artarken şu örümcekli kısım eksilmeye devam ediyor. Yani bir tık daha küçülttüm örümceğimi. Yine trabzanların arasındaki zincire iki tane trabzan yapacağım. Birincisini yaptım. Bir zincir çektim. İpimi doladım. İkinci trabzanımı yapıyorum. İlmeğimi uzattım. Örümceğimi yaptım. İpimi doladım. Ve yine bu kısma atlıyorum. Ve aralara yine ikişer tane fıstık yapacağım. Evet, tekrar göstermemize gerek yok. Bu kısma da şuraya da iki fıstık, şu araya iki fıstık, bu araya iki fıstık olmak üzere toplamda 6 tane fıstık olacak. Aralarda iki zincir. Tekrar örümceklerle atlayıp bu kısma da 6 fıstık yaparak şöyle şuradaki gibi bir görüntü olacak. Devam edelim ve en son örümcekle başladığımız kısmı sabitleyelim ve bir üst sıramızın yapımına geçelim. Bu sıramın en sonuna kadar geldim. Her bir üst sıramda gördüğünüz gibi çifter çifter fıstıklarım var. Toplamdaki fıstık sayım 6. Şimdiki sıramda şöyle göstereyim. Biz şu sırayı bitirdik. Şimdi yine fıstıkların arasına fıstık yapıp aradaki o boşluklara tek fıstık, aralara tekrar çift, boşluklara da tek fıstık şeklinde yapmaya devam edeceğiz. Yani şöyle hemen ilk fıstığımın arasına yine geldim. Buraya bir fıstık yapıyorum dörtlü olarak. Fıstığımı kapattım. İki zincir çektim. İpimi doladım. Tekrar bir fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapattım. İki zincirimi çektim. Şimdi şu aradaki boşluğa tek fıstık yapacağız. 1, 2, 3 ve dörtlü olarak yine tekli fıstığımızı yaptık. 2 zincir çekiyorum. Yine fıstığımın arasına geldim. Araya yine çift fıstık yapacağız. 3, 4. Aradaki bu kısımlar büyüdükçe örümcekli kısımlarım gittikçe küçülmeye başladı. Hemen şu fıstığımı da yapalım. Bu fıstığımı da kapattım. İki zincir çektim. İpimi doladım. Şu araya tekli fıstık yapıyorum yine. 2, 3 ve 4.
2 zincir çektim, ipimi doladım. Yine fıstıklarımın arasına geldim. Bu aralara yine çift fıstık yapacağız. Bu birinci fıstığım. Fıstığımı kapattım. 2 zincir çektim. Aynı yere ikinci fıstığımı yapıyorum. Fıstığımı kapattım. Evet, toplamdaki bu aradaki fıstık sayım 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 oldu. Görmüş olduğunuz üzere örümceğimin boyu yine bir tık küçüldü. Örümceğimi yaptım, ilmeğimi doladım. Yine trabzanlarımın arasına geldim. Trabzanımı yaptım, bir zincir çektim. Yine bir trabzan yaptım. Yine bir örümceğimi yaptım. İpimi doladım. Karşıya yine fıstığımı yaparak geçişimi yapıyorum. Yine buraya da toplamdaki fıstık sayımız 2, 4, 6, 7, 8 olana kadar yapacağız. Tıpkı diğer tarafta yaptığımız gibi fıstık aralarına çift, aradaki boşluklara tek batarak devam edeceğiz. Yani şöyle şuraya da tek yapacağız. Yine bir göstermiş olalım. Evet. Buraya çift, şu araya tek, içine çift, araya tek, içine çift şeklinde toplamda şöyle bir görüntüm olacak. 2, 4, 6, 7 ve 8 tane fıstığım olacak şekilde yapalım. Gördüğünüz gibi örümceklerimin boyu her bir sırada bir zincir boyunda hemen hemen küçülmeye başladı azar azar. Bu şekilde bu sıramızın en sonuna kadar gelelim. Her birinin tepesine burada uyguladığımız işlemleri uygulayalım ve başladığımız noktaya gelelim. Evet, bu sıramın da en sonuna kadar geldim. Başladığım noktaya sabitledim ipimi. Şöyle her bir fıstığın her bir sıranın tepesinde gördüğünüz gibi 8 tane fıstığım oldu. Şimdi şuradan gösterelim. Biz şu an şu sıramızı bitirdik. 6 tane fıstığımız vardı. 8'e çıktı. Şimdi 2, 4, 6, 8, 10 fıstığa çıkacak. Yani aradaki tek fıstık olan yerler 2 fıstığa çıkacak. Şu fıstıkların arası yine iki fıstık olarak devam edecek. Yine mavi renk ipimizle devam edeceğiz. Yani hemen bir kısmını gösterelim. Yine sabitlediğim noktadan sık iğne ile araya geliyorum. Geldiğim kısma ilmeğimi uzatarak dörtlü olarak bir fıstık yapıyorum. 3, 4. Fıstığımı kapattım. 2 zincir çekiyorum. İpimi doladım. Tekrar 2 fıstık, tekli fıstık yapıyorum dörtlü olarak. Fıstığımı da kapattım. 2 zincir çekiyorum. Şöyle. Şimdi şu arada tek fıstık olan kısmın sağına ve soluna birer fıstık yapıyoruz. Böylece bu aradaki tekli fıstıklarım ikiye çıkmış oluyor. Arttırma kısmım burada oluyor. Tekrar 2 zincir çektim. Karşı araya yeni bir tekli fıstık yapıyorum buraya da. Şöyle. Fıstığımı kapattım. 2 zincir çektim. Fıstık, ikili fıstık yaptığımız kısma geldim. Şöyle göstereyim şu kısmı. İkili fıstık yaptığım kısma yine ikili fıstık yapıyorum. Fıstıklarımı arasına yine 2 zincir çekiyorum. 3, 4. Fıstığımı kapattım. 2 zincir çekiyorum. Şu aradaki tekli fıstığın yine sağına ve soluna tekli fıstık yapıyorum. İki zincirle diğer tarafına atlıyorum. Buraya da tekli bir fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapattım. İki zincir çektim. İpimi doladım. Araya yine iki tane fıstık yapacağım. Bir fıstık yaptım. Kapattım. İki zincir çektim. Aynı yere tekrar bir tekli fıstık daha yapıyorum.
Fıstığımı kapattım. Evet. Şöyle oldu gördüğünüz gibi. Şimdi örümceklerimi yine bir tık daha küçültüyorum. Şöyle göz kararı. Örümceğimi yaptım. İpimi doladım. Zincir çektiğim yere bir trabzan yaptım. Bir zincir çektim. İpimi doladım. Tekrar bir trabzan yapıyorum. Tekrar küçük bir örümcek yaptım. İpimi doladım ve karşıya yine az önceki yaptığım gibi iki tane fıstığımı yaparak atlıyorum. Buraya iki, yan taraflara da iki tane tekli, sonra tekrar çiftli şeklinde şöyle. Burada uyguladığım işlemleri buranın tepesinde de her bir dilimin tepesinde de uygulayarak başladığımız noktaya kadar gelelim. Evet, en son başladığım fıstığın tepesine ipimi sabitledikten sonra mavi renk ipimi kopardım ve krem rengi ipime geçiyorum. Krem renk ipimi tığıma sabitledikten sonra şöyle göstereyim. Şöyle herhangi bir fıstığın arasından sabitledim ve yine dörderle dolarak bir fıstık yapıyorum buraya. Fıstığımı yaptım, kapattım. 3 zincir çektim. İpimi doladım. Yan tarafa yine bir fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapattım. Tekrar 3 zincir çektim. Yan taraftaki boşluğa yine tek bir fıstık yapıyorum. Bu sırada her bir boşluğa tekli fıstık yapıyorum. Aralarda 3 zincir çekiyorum. 2 zincir çekin. Eğer kasarsa 3 çekersiniz. Şöyle bütün aralara tek tek fıstıklarımızı yapmaya devam ediyoruz. Bu şekilde gelelim sıramızın sonuna kadar. 3 zincir çektim. Tekrar 3 zincir çekiyorum. İpimi doladım. Her bir araya bu sırada tek fıstık yapıyoruz. İpimi doladım. Yine tekli fıstığımı yapıyorum. 3, 4 fıstığımı yaptım. Kapattım. Şöyle bir göstereyim. Bu kısmı tamamladıktan sonra şöyle fıstıklarımı şimdi hemen 3 zincir çekiyorum. Birini çekmiştim. 2 tane daha çektim. Ve şu aradaki trabzanlarımın içine sık iğne ile geldim. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Bu sefer bir alt kattaki mavi fıstığın tepesine geleceğim. Yani şöyle tutuyorum daha rahat gelebilmek için. Şu şekilde. Şöyle göstereyim bakın. Şu şekilde geriye geldim fıstığın tepesine. Şimdi yine 3 zincir çekiyorum. Şöyle bir alt kata. Bir alt fıstığın tepesine geldim. Tekrar 3 zincir. Şöyle göstereyim. Bir alt fıstığın tepesine geldim. Şöyle her birine bir 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 batarak şu kısma kadar gelelim. Şu zincirimize kadar, şu tepemize, mavinin ilk yaptığımız mavi fıstığın tepesine kadar 3 zincir çekip bir alt kata inerek şöyle gelelim o kısma kadar. Evet, alt kısma kadar geldim. En son ilk yaptığım fıstığın tepesindeyim. Şimdi buradan bir zincirle şu fıstığın tepesine atlayacağız. Hemen yani karşısındakine. Bir zincir çektim. Şöyle göstereyim. Şu fıstığın tepesine sık iğne ile geliyorum. Ve buradan sonra tekrar 3 zincir çektim.
Şöyle göstereyim. Bir üst kata. Bir üst kata. Geliyorum sık iğneyle. Tekrar 3 zincir. Bir üst kat fıstığın tepesine. Tekrar 3 zincir. Bir üst kat fıstığın tepesine. Evet, bu şekilde 3 zincir çekip tepeye sabitleye sabitleye şu tepe noktamıza kadar gelelim. Evet, bu sıramın en tepe noktasına kadar geldim. Şimdi buradan yine zincir çekip 3 zincir çekip bu ortaya geleceğim. 1 2 3 zincir çektim. Şöyle şu kısma, trabzanlarımın ortasına bunu sabitliyorum. Tekrar 3 zincir çektim, ipimi doladım. Ve hemen şu fıstıkların arasına tekrardan tekli fıstık yaparak devam edeceğiz. 4 dolarak bir fıstığımı yaptım. 3 zincir çekiyorum, ipimi doladım. Tekrar yan tarafını yine dörtlü dolarak bir fıstık yapıyorum. Bu şekilde bütün aralara aynı işlemi uygulayarak modelimizin sonuna kadar gelelim. Bu şekilde tepeye her bir araya birer fıstık yaparak bu kısma geldik. Araya en son fıstığımızı yaptıktan sonra 3 zincirle karşıya atladık. Sonra tekrardan 3 zincirle geri gelip alt kata doğru 3'er zincir çekerek indik. En son şu fıstığımızın tepesinden bir zincirle karşı fıstığın tepesine atlayıp tekrar 3 zincirle yukarı çıkacağız. 3 zincirle trabzanlarımızın ortasına gelip 3 zincirle tekrardan bu fıstıklarımızın arasına teklik fıstık yapmaya atlayıp aynı bu şekilde devam edeceğiz. Başladığımız noktaya kadar bu şekilde gelelim. Evet, gördüğünüz gibi bütün krem rengiyle olan sıramı tamamladım. Bütün dilimlerim de bu şekilde ortaya çıktı. Başladığım fıstığın tepesine sabitleyerek şu kısımları tekrar gösterelim. Şöyle fıstığımı yaptıktan sonra zincirle araya inip etrafı dolanıp tekrar bu araya gelip karşıya atlayarak aralara tekli fıstıklarımı da yaptım. Şimdi kenar oyumun yapımına geçeceğim. Kenar oyumun yapımı için ben mavi renk ipimi kullanacağım. Şimdi mavi renk ipimle şöyle şuradan göstereyim. Şu kısma bakın, ortaya gelen zincire değil bir öncekine şöyle sabitleyerek başlayalım. Bunu sabitledim. 2 zincir çektim. İpimi doladım. Şu kısma, trabzanları yaptığımız kısma bir trabzan yapıyorum yine. 4 zincir çekiyorum. Trabzanımın içine bunu sabitleyip bir pipirik yaptım. İpimi doladım herhangi bir zincir çekmeden. Aynı yere tekrar bir trabzan. Tekrar 4 zincir çekiyorum. Aynı yere içine sabitliyorum. Tekrar ipimi doladım. Bir trabzan daha yapıyorum. 4 zincirimi yine bu trabzanıma sabitledim. 2 zincir çektim. Şu araya değil, karşısına. Bir sonrakine. Bunu sabitledim. Tekrar 2 zincir çektim. Şöyle ipimi doladım. Bir sonraki araya, yani şuraya tekrardan bir trabzan yaptım. 4 zincir çektim. Trabzanımın içine sabitledim. İpimi doladım. Tekrar bir trabzan yaptım. Tekrar 4 zincir çektim. Trabzanımı sabitledim. İpimi doladım. Tekrar bir trabzan ve tekrar 4 zincir çekip bunun içine sabitledim. 2 zincir çektim. Bir sonraki araya sabitledim. Tekrar 2 zincir çektim. İpimi doladım. Bir sonraki araya yine trabzanımı yaptım. 4 zincir çektim. İçine sabitledim. Tekrar trabzan. 4 zincir sabitle. Tekrar trabzan, 4 zincir ve sabitledim. 2 zincir çektim. Bir sonraki araya bunu sabitledim. Tekrar 2 zincir çektim. İpimi doladım. Tekrar aynı işlemleri uygulayarak
Geliyorum. Pipirinizi dilerseniz dörtlü de yapabilirsiniz ama üst üste biniyor gibi oluyor. Üçlü daha ideal olduğunu söyleyebilirim. İki zincir çektim. Bir sonraki araya tekrar iki zincir çektim. İpimi doladım. Bir sonraki araya pipirimi yapıyorum. Dört zincir çektim, sabitledim. İpimi doladım. Dört zincir çektim, sabitledim. Şöyle iki zincir çektim. Şimdi şu araya bunu sabitlemem gerekiyor. Ama ben o ara kısımlarına şöyle pipirik yapmak istediğim için şu aradaki boşluğa sabitleyeceğim bunu. Yani tam denk gelmeyebilir. Hemen ortaya tekrar pipirik yaparak geçiyorum. Şu çukur kısımlarında sürekli bir pipirik yapacağız yani. 4 zincir çektim, sabitledim. Trabzanımı yaptım. 4 zincir çektim, sabitledim. Şöyle 2 zincir çektim. İlkini atlıyorum, ikincisini bunu sabitledim. Tekrar 2 zincir çektim, ipimi doladım. Bu şekilde bütün modelimizin etrafına aynı işlemi uygulayacağız. Evet, farklı bir kenar oyası da dilerseniz yapabilirsiniz ama ben bu şekilde yapmayı tercih ettim. Bu şekilde modelimizin sonuna kadar gelelim ve bitmiş halini bir görelim. Evet, gördüğünüz gibi ben kenar oyamı da tamamladım. Bu şekilde gayet hoş, kullanışlı, güzel bir model oldu. Modelimiz çok çabuk biten bir model. Yani yapmaya başladıktan sonra 1-1,5 saat içinde kolaylıkla modelimi bitirebilirsiniz. Daha önce de bu şekilde turuncu ve beyaz kısmını yapmıştım. Şimdi de mavi ve krem rengi olan kısmını modelimi yaptım. Yapmak isteyen herkese şimdiden kolay gelsin diyorum. Yüklenen videolarımdan haberdar olabilmek için Örgü Günlüğüm YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açık hale getirmeniz yeterli olacaktır.